Kalp krizi nedir? Kalp krizi, kalp damarlarındaki plakların herhangi bir nedenle çatlaması sonucu bu plakın etrafına oluşan pıhtının kalp damarındaki akımı engellemesidir. Kalp damarındaki akımın engellenmesinin ne gibi sonuçları olur peki? Kalp damarındaki akım engellendiğinde öncelikle kalbin ileti sisteminde ölümcül ritim bozukluklarına neden olabilecek bozulmalar meydana gelir. Kalp krizinden ölümlerin en sık nedeni özellikle ilk saatlerde meydana gelen bu ölümcül ritim bozukluklarıdır. Bu ritim bozukluklarının tedavisi genellikle bir sağlık personeli tarafından elektrik şoku verilerek düzeltilmesidir. Hastane içinde ölüm oranları kalp krizlerinde oldukça düşüktür. O yüzden göğüs ağrısı olan hastaları bu ağrıyı ciddiye alıp kalp krizi olabileceğini de düşünerek en yakın hastaneye başvurmaları gerekir. Hastane içinde gelişse bu ritim bozuklukları kolayca tedavi edilebilirken hastane dışında ne yazık ki ani ölümlere neden olabilmektedir. Geç başvurularda iki temel problem ortaya çıkmakta. Bir, az önce bahsettiğim gibi ani kalp ölümleri olabilmekte. İkincisi de netice itibariyle kalp damarları, kalp kası dediğimiz bir dokuyu beslemekte. Bu dokunun kan akışı kesildiğinde, krizi neticesinde kalp kasında kalıcı hasar meydana gelebilmekte. İlk 4-6 saatte yapılan müdahalelerde bu tıkanan damar açıldığı zaman neredeyse olay hasarsız atlatabilirken 12. saatten sonra bu damarın beslediği bölgede canlı doku oranı ciddi olarak azalmakta. Müdahale yapılsa dahi çok faydası olmamakta. Hastalara uzun yıllar mücadele edeceği kalp yetmezliği de dahil olmak üzere bazı problemleri bırakmaktadır. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan hastaların en yakın tıp merkezine başvurması, çekilen EKG'ler neticesinde eğer kalp krizi durumu söz konusuysa koroner anjiyografi ve perkütan işlemlerle tedaviye kavuşması sağlanmalıdır.